İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ali Kılıç'la Gündem programında yeniden birlikte olan mutlu içerisindeyiz. Stüdyomuzda değişik bir konu ve konuğumuz var. Özellikle yatırım alanında Şanlıurfa'da, Şanlıurfalıları özellikle bilgi verecek olan Sayın İnşaat Mühendisimiz, aynı zamanda Yatırım ve Tasarruf Uzmanımız Sayın İbrahim Halil Yanmaz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ben de hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Evet. Elimizden geldiğince, dilimizin döküldüğüce insanlara faydalı olmak için geldik. İnşallah faydalı program olur. Evet, Sayın Yanmaz, ilk sorumu şöyle sormak istiyorum. İbrahim Halil Yanmaz kimdir? İbrahim Halil Yanmaz kimdir? İbrahim Halil Yanmaz inşaat mühendisi, Şanlıurfa doğumlu. İstanbul'da ve Şanlıurfa'da hem inşaatlar yapan hem de belli bir ekibimizle elimizden geldiğince insanlara faydalı olmaya çalışan, yatırımlarını doğru şekilde yönlendirmeye çalışan Urfalı bir kardeşiniz, öyle söyleyebilirim. Elimizden geldiğince Urfalı herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece Urfalılar değil, Türkiye'nin her yerinde insanların anılarının terenleriyle biriktirdikleri paralarını doğru yerlere, doğru kişilere, gelecekte çocuklarına daha iyi bir gelecek vermeleri için yatırımlar yaptırmaya çalışıyoruz. Evet. Sayın Yılmaz, ben özellikle o konuya değineceğim. Siz aynı zamanda yatırım uzmanısınız. Evet. Tasarruf ve yatırım olayında da gerçekten deneyimli bir insansınız. Teşekkürler. İnsanlarımızı bizim bu ekranlardan doğru yönlendireceğine hiç şüphem yoktur. Teşekkürler. Şimdi tasarruf dediğiniz zaman aklına ne gelir? Ali Bey, tasarruf denince son özellikle bir yılda aklımıza çok farklı şeyler geliyor. Biz son 10 yılda şu anki hükümetle beraber çok refah seviyesine ulaştık. Bu refah seviyesi bizim insanlarımızı tembelleştirdi. Biz artık çok lüks yaşamaya başladık. Şimdi eskiden bizler yetişemedik belki de ama büyüklerimiz anlatır. Her evde bir araba vardı. Şimdi her evde iki araba oldu. 18'i geçtiği gibi oğluna, çocuğuna, eşine, dostuna araba alıyorlar. Eskiden herkes bir evi vardı, diğeri kiraydı. Çocuğu kirada otururdu. Şimdi o da yok. Herkes ev almaya başladı. Talep arttı. Ona göre arz da artmaya başladı. Biz son bir yılda tasarrufun ne olduğunu öğrendik aslında. Neden? Çünkü baktık ki gelir az, gider fazla. Bu şekilde olunca insanlar da Sayın Mehmet Şimşek dedi ya geçenlerde, tasarruf tedbirlerine gitmemiz gerekiyor. İnsanlar da kendi evinin içerisinde, aslında bir ev dediğimiz bir şirkettir. İnsanlar da evini, yani şirketini nasıl tasarrufa götürebilirim, nasıl para arttırabilirim, çocuğumun okul masrafını nasıl verebilirim, bunun yanında da bu çocuğuma gelecek için nasıl yatırım yapabilirim derken tasarrufu öğrendi herkes. Öğrendi. Zorla da olsa öğrendi. Şimdi ben şimdi çevremde görüyorum, kredi kart. Herkes kredi kartına dayandı. Kredi kartları patlak verdi. Şu an Türkiye'de kredi kartı borcu zirvelere ulaşmış durumda. Kimse cebindeki kadar parayı harcamıyor. Herkes 100 bin lira limiti varsa 100 bin lirayı da geçtim, eksiye gitmeye başlıyor. Eksi 150 bin lira oluyor, eksi 120 bin lira oluyor. Çoğu asgari ödemek zorunda kalıyor. Asgari ödemeye kalıyor. Şimdi yüzde, biliyorsunuz, 5 bin liranın üzerindeki kredi kartlarında asgari ödeme %40. 5 bin liranın altında limitiniz varsa %20. Adam bu %20'yi ödüyor, kurtuluyor. Kurtulduğunu zannediyor. Yani 5000 lira borcu varsa 5000 limit dediğimize, evet, 1000 lira ödediği zaman kurtulduğunu. Aslında 4000 lira orada yine borcu. Yine borcu var. Ve bu borç şu an biz asgarisini ödüyoruz ama 3 asgari ödedikten sonra 4. de banka diyor ki 3 asgari dönem ödedin, getir tamamını kapat artık borcunu. Çünkü artık bankalar çağırmaya başladı kredi. Ödeyemediği zaman da otomatikmen Sayın Yanmaz bu defa avans para avans paraya gidiyor. Oradan kredi çekiyor, bunu kapatmaya çalışıyor. Ama niye? Biz şu an çok lüks alıştık. Evet. Şu anki ekonomik durum kötü. Belki kötü yönetildi. Şu an iyi yönetilmeye çalışılıyor. Daha da iyiye gitmeye çalışılıyor. ÖTV zamlarıyla vesaireyle daha insanları da dindirmeye çalışıyorlar. Ama biz de, ya ben şahsım da, insanları şey yapamam ama şahsım da çok lüks alıştık. Bir ayakkabımız vardı, tamire götürmeyi bıraktık. Tamircilik diye bir şey bitti. Biz gidiyoruz, ayakkabım yırtıldı. Hop, hadi ayakkabı alalım. Bir de markaya dönüyoruz. Markaya dönelim. Pahalıya dönüyoruz. Aynen. Ali Bey, aslında çok güzel bir yere değindiniz. Şöyle bir olay var. Şimdi ben, memurlar geliyor, bizim ofisimize de geliyorlar. Konuşuyoruz. Adam diyor ki, abi diyor zaten,
Ben bu saatten sonra ev de alamam, araba da alamam. Bu evler bu kadar pahalı oldu. Ben de hayatımı yaşayayım. Ne yapıyorsun abi? Ben tatile gidiyorum. Maaşımı ayakkabıya veriyorum. X markaya gidip ayakkabı alıyorum. Zaten bir şey alamıyorum, hayatımı yaşayayım. Çok yanlış. Bu yarın düşünmediğin zaman çok yanlış olur o zaman. Ya abi bak şimdi sen gidersin altın alabiliyorsan her ay 1 gram 1 gram altın alırsın. Tek başına bir ev alamıyor musun? Ya dersin Ali Bey ya ben tek başıma ev alamıyorum. Ya gel bende 500 lira birikti. Sende de 500 birikti. Ya gel hele bunun bir ucundan tutup başlayalım. 500 sen ver, 500 ben vereyim. Bir eskiden bir kooperatif sistemi vardı. Biz kooperatif sistemi unuttuk. Biz birleşmeyi unuttuk. Ya şimdi tamam bazen ortaklık kötü derler ama ya bu devirde ortak olmadan, birleşmeden, güç birlikteliği yapmadan mal sahibi olamazsın. Avrupa Birliği ne demek? Güç birliği demek. Avrupa Merkez Bankası niye bu kadar kuvvetli? Güç birliği var ortada. Şimdi bizim İslam Birliği kurmaya çalışıldı D8 vesaire. Kurulamadı. Keşke kurulsaydı. Biz Avrupa Birliği gibi olurduk. Aynı olay bunda da var. Bu siyaseti siz kendinize uyarlayın. Siz deyin ki ya Ahmet kardeşim bende 500 lira var. Ya gel birleştirelim. Beraber alalım. Ya kira 10 bin lira mı getiriyor? 5-5 bölüşürüz. Bugün biraz daha biriktiririz. Sonra o evi satar daha iyi bunlar arsaya geçeriz. Yatırımdır ya. Bir tasarruf yatırımıdır bunlar. Evet aslında. Tasarruf yatırımı. Ama bizim insanlarımız için tasarrufu bıraktı. Bir kenara koydular. Kredi kartları hepsi patlamış durumda. İnsanların hepsi bu durumda. Memur diyor ki ya şimdi memur maaşları zam geldi geçen gün. Bakıyorum en düşük memur maaşları 50 bin liralar, 40 bin liralar, 60 bin liralar. Evde iki memur olsa eve 150 bin lira para giriyor. Az para değil. Az para değil. Hiç az para değil. Ya kardeşim sen farz etin ki bu ay senin maaşına zam gelmedi. Yapmadılar. Zam miktarını her ay köşeye koy. De ki arkadaş benim maaşıma zam gelmedi. Ya sen 15 gün önce bu zam gelmeden önce yaşayabiliyordun. Evet aynen aynen. Farz et ki bu maaş zam gelmedi. O zamı biriktir. O zamı bir kenara koy biriktir. Tamam mı? Altın al. Şimdi sen diyorsun ya ben çok küçük paradan altın al biriktir. Ev alamıyorsa araba almıyorsa ama biriktirerek alabilirsin. Ulaşabilirsin. Boş boşuna dememişler Damla'ya Damla'ya göre olur. Damlat. Zamanında ben lafını kesmiyor özür dilerim. Zamanında markaya girmesi şey vermiyorum. Bir banka kumbara çıkartmış. O kumbara biriktirdiğin zaman ya daha şöyle söyleyeyim ben kendimden bir örnek vereyim. Askerden önce ben hiç unutmam. Bu birikimle ilgili konuşuyoruz ya ben aklıma geldi. Ben askere gitmeden önce işte bir pazarlama işinde çalışıyordum. Ve ben akşam geldiğim zaman bizim bir su termosu vardı. Ona demir paralar atardım. Ve en sonunda var ya askere gitmeden bir çift bilezik aldım. Tasarruf yatırım budur. Birikim budur. Aynen öyle. Ama bizim insanımız bunu unuttu. Bizim insanımız savuruyor. Ben zaten yapamıyorum. Ben harcayayım. Yok abi harcama. Vallahi harcayacaksanız bana getirmezsin yerinize biriktiririm. Biriktireyim. Görün bakalım oluyor mu olmuyor mu? Yok. Evet bir de Sayın Yılmaz mesela ben geçmiş yıllarda işte 99-2000 yıllarda falan ben yurt dışına gittiğim zaman ben Romanya'da gittim. Macaristan oralarda dolaştım. Orada böyle bir yerde oturuyorduk. Bu yatırım konusu açıldı ben aklıma evet. Bunlar geliyor. İşte onlar 200 dolar 300 dolar maaş alıyorlardı. Döndüm dedim ki ya kardeşim Roman olan polis veya memur bu parayla nasıl geçiniyorsunuz? Direkt bunu sordum. Dedi kardeşim biz sizler gibi değiliz. Kendimize yakışanı ucuz olanı alıyoruz. Ama dedi siz Türkler yakışmayan pahalı olanı tercih ediyorsunuz. Bence bu o zaman tasarruftan çıkmıştır. Aynen öyle, aynen öyle. Ya Ali Bey öyle bir olaya girmişiz ki artık. İnsanlar anlıyorum, halkı da anlıyorum. Sıkıldılar. Evet insanlar iş yapamıyor. Evet piyasa son bir yıldır özellikle yılbaşından sonra sıkıntılara gitti. Ama bu bizim 2 yıl sonra, 1 yıl sonra refaha kavuşmamızın ayak sesleri. Bunları evet. Yaşayacağız. Evet, halk çekiyor bunu şu an. Sıkıntılar bitecek diyorsunuz. Ama bitecek. Bu sıkıntılar bitecek. Türkiye yıllar yani bakıyoruz geçmiş zamanlara bakıyoruz. Türkiye ilk defa bu sıkıntı 2001 krizini yaşamış bir ülkeyiz biz. Yani biz zorluklardan geçmişiz. Aynen, nelerden geçmişiz? Derler ya feleğin çemberinden geçmişiz. Bu olacak. Ama şimdi şöyle bir şey, biz iyiye alıştık ya, biraz önce olduğu gibi olay. Lükse alıştık dediğiniz gibi. Lükse alıştık, iyiye alıştık ya şimdi hani çocuğun elinden oyuncağını alırsanız ne olur? Ağlamaya başlar. Der ki aa benim 3 tane arabam vardı, sen niye birini aldın der. Ama şunu demez. Der ki aa elimde hala 2 arabam var demiyor kimse.
Ondan sonra diyor ki abi benim elimde 500 lira var ben ne yapayım? Abi birleş birleş. 500 bin liraya yapamıyorsan birleş. Birleş ya Ahmet'le birlet, Mehmet'le birleş. Birleşemiyorsunuz gelin ben size birleştireyim. Birleşelim size bir daire alalım. Birleşelim bir arsa alalım. Birleşelim bir tarla alalım. Birleşin ama. Birleşin ama gidip saçma sapan şekilde hadi al kredi kartından al şu ayakkabı. Taksit yapınca insanlar zannediyor ki bu geri ödenmeyecek. Evet TL ile borçlanmak güzel bir şey. Kabul ediyorum ama o taksiti başka bir gayrimenkulde veya başka altında değerlendirip orada yüzdelik olarak para kazanabiliyorsanız taksit yapın. Buna kabul ediyorum. Ama senin cebinde 10 lira gelirim var. Sen gidiyorsun 15 lirayı taksit yapıyorsun. Arkadaş hala 5 lira açığın var. Sen nasıl ödeyeceksin bu parayı? Yok. E ben zaten yapamıyorum. Hadi yapayım. Yani bundan vazgeçsin sayın Ve seyircilerimiz. sayın nasıl yani aslında çok güzel konulara temas ediyorsunuz. Yani ufak birikimlerle çok büyük mal Aynen. sahibi olunabiliyor. Olabilir. Ve dediğiniz gibi insanlarımız gerçekten çok lükse alıştı. Eskiden mesela bir çocuktur. Bir insan evinde bir araba olduğu zaman o çok zengindir. Aynen öyle. Araba Ya yoktu. şimdi Ya komşuna şimdi giderdin abi. bir evde iki tane, üç tane, dört tane arabası olan aileler var. Aynen. Kardeşim bu da, yani sonuçta bu lükse biraz daha dur demek lazım. Aynen öyle Ali Bey. Bir de Sayın Yılmaz siz aynı zamanda emlak sektöründe de şu Evet. anda faaliyet Evet. gösteriyorsunuz. İnşaat sektörünün haricinde yatırım tasarruf şeyinin haricinde yatırımların haricinde emlak sektöründeki Urfa'daki emlak sektörü hangi aşamada? Bu emlak sektörünün özellikle son aylarda ve yıllardaki durgunluğun sebebi nedir? Evet. Ali Bey, şimdi konut evet son yıl başından sonra bir tamamen el freni çekmiş durumda. Ama bu şu şekildedir. Şimdi bir fotoğraf var. Bir şey 10 bin lirayken kimse kuyruğa girmiyor. Ama 100 bin liraya çıktığında bir bakıyorsunuz kapıda kuyruk oluşmuş. Ben de şunu söylüyorum izleyicilerimize, yatırım yapmak isteyen herkese diyorum ki evet piyasa durgun ama yatırımın tam vakti. İnsanlar şimdi bakın inşaat malzemelerin fiyatları artıyor. Maliyetler artıyor. Konut fiyatları şu an durağan. Tam daire alma, konut alma zamanıyken insanlar diyor ki ya zaten 6 aydır konutlar düşmüş. Faizler yüksek. Ben giderim dairemi satarım. Faize yatırırım. Kiraya çıkarım. Sonra da faizden kar ettiğim parayla giderim tekrar aynı daireyi alırım. Bunu düşünenler varsa yanılıyorlar. Peki faiz düştü. Konut yükseldi. O zaman ne olur? Heh, şimdi ona geleceğim. Ben gelmeden önce de Sayın Seyir bu soruyu geleceğini tahmin etmiştim. Ona göre bir şeyler hazırladım. Şimdi şöyle bir olay var. Ben size şunu anlatayım. Şimdi diyelim ki bugün sizin 2 milyon TL paranız var. Gittiniz bunu faize yatırdınız. Yıllık %50 ile size banka para verdi. Bir de dedi ki 6 aylık verirsen sana 55'ten vereyim, 60'tan vereyim. 6 ay ama karışmayacaksın bu parayı dedi. Sen de dedin ki bugün ne? 5 Para güzel Temmuz. geliyor Bugün 5 yüksek. Temmuz dedim ben parayı yatırdım. 6 ay sonra bana 6 aylığı herhalde şimdi ana paranın da faizi var. Senin faizin de faizi var. Aynen. Bu olay %30-35'lere 2 çıkıyor. milyon sana oldu. 2 milyon 3 diyelim. işte 3 milyona yakın bir para. 2 milyon 650, 2 milyon 700 bin bandında paralar çıkıyor. Şimdi 6 ay içerisinde burası Türkiye. Burada kimse kimseyi tahmin edemez. Hani ben burada şu an şunu diyemem. Arkadaşlar Ağustos'un 30'unda Merkez Bankası faiz düşürecek diyemem. Kimse diyemez. Mehmet Şimşek, Maliye Bakanımız, Sayın Maliye Bakanımız da diyemez. Çünkü Türkiye böyle bir ülke değil. Türkiye dışa bağımlı bir ülke. İthalat seviyesi en yüksek ülkelerden biri. O sebepten dolayı kimse bunu tutturamaz. O sebepten dolayı siz de bunu öngöremezseniz 6 ay içerisinde faizlerin düşürüldüğü ana denk gelirseniz geri dönüp bakarsınız. Aa, ev gitmiş elimden dersiniz. Birinci eller Kevdet buradan oluşur. Evet, heh. Evet mantıklı mı? Evet eğer inanıyorsanız ki arkadaş ben 5. ayda işte 6. ayda ben çıkacağım. O güne kadar da Merkez Bankası faizi düşürmeyecek diye inanıyorsanız kesin bir bilgi alın. Hani derler ya ben berbere gittim bana tüyo verdi. Kesin o tüyoyu almışsanız gidin yapın. Kabul. Evet güzel kar var kazançlı. Eğer buna inan. Ama ya olmazsa çünkü burası Türkiye. İslami olay bir tarafta Ben tabii. onu tabii bir tarafa bırakıyorum. Şimdi biz paranın maliyetini konuşuyoruz. Paranın maliyetini konuşurken şimdi biz yatırımcıyız. Şimdi bizi dinleyen
Faize koyan da vardır parasını. Haramdır. Evet. Keşke koymasa. Buna bir şey diyemem. Ben vaaz da veremem. Öyle bir mertebem de yok ne yazık ki. O sebepten dolayı biz sadece parayı konuşabiliriz. Biz bu mantıklı evet veya mantıksız deriz. Ben yatırın diyemem. Demem. Hiçbir zaman da demedim. Ama şunu söyleyeyim. Gayrimenkul üzerine yatırımı tavsiye ediyorsunuz. Ben size şunu söyleyeyim Ali Bey. Gayrimenkul yıllardan da ne zaman bakarsanız 10 yıl gerisine de gidin gayrimenkul her şeyden daha çok para kazandırmıştır. Tarlası, arsası. Urfa'da bu kadar niye zengin var? Herkes Karaköprü'den zengin oldu Ali Bey. Evet aynen. 20 yıl önce, 30 yıl önce gittiler fıstıklık aldılar. Şimdi imara geldiler. Yani yoldan geçen adamı çekiyorsun diyorsun benim 50 dairem var diyor. 30 dairem var diyor. Siz benden yaşça büyüksünüz. Karaköprü evet. Siz benden iyi bilirsiniz. Aynen öyle. Ya Urfa'da şarap fabrikası varmuş Beykapısı'nda. Aynen. İnsanlar Karaköprü'den çıkan aynen. Üzümleri çıkan. Ya düşünün şu an var mı? Yok. Yok. Ne oldu buralar? Konut oldu. Ya ben her zaman diyorum faiz size kısa vadede para kazandırıyor gibi görükse de ama uzun vadede gayrimenkul, gayrimenkul, gayrimenkul. Evet, sen yalnız bunu anlatırken, Karaköprü'den bahsederken yine aklıma evet, tabii. Geçmişteki anlarım geliyor. Şimdi biz normalinde işte büyük yol dediğimiz yeni mahalle bölgesinde biz doğduk, büyüdük. Orada işte ben gazeteciyim ilk yıllarımdan 20 yıl önce, 25 yıl önce orada ev alıp işte normal avlulu evler. Ben de işte 3 tane aldığım zaman bir tek tapu ama 3 tane kira veririm. 3 tane kira bana gelir. Ben gittim o zaman Mehmet Fırat Allah selamet versin halen sağ görüşüyoruz. Halen zaman zaman bu konuya değiniyoruz. Ben dedim ki bu evi satıyorsunuz ben alacağım. Tamam benim bitişiyim. Evet. Dedi ki ben sana evi satmıyorum. Niye? Dedi git Karaköprü'ye parayla 2 arsa al. Yok dedim. İyi bir dostmuş. Yok dedim. İyi bir dostmuş. Bir hafta bu evi bana satmadı. Bir hafta sonra var ya bana di kelime. Dedi git boynun 40 yerden kırılsın. Ve şu anda gerçekten pişmanım. Az önce dediniz ya evet. Karaköprü yatırım yaptığınız zaman bak zaten nereden nereye geleceksin. Zaten Ali Bey ben size şunu söyleyeyim. Şimdi biraz önce ne dedik? Yatırım insan cebindeki paraya göredir. Şimdi sizin 1 milyonunuz varsa ben sana gel işte bir tane arsa al kat karşılığı ver diyemem. 1 milyon varsa derim ki gel konut al. Konut ucuz derim. Ama zaten bu arada özür dilerim şu anda yayında olan evet. Görüntülerimiz de var. Yani evet. Bunun üzerine biraz bizim yeni projemiz. Biraz da projeleri arkadaşlar verirse bu yeni proje üzerinde biraz evet. Konuşma yaparız. Bu Taziye ve herkes bilir Yasin Arı Taziye'nin tam karşısındaki projemiz. Burada da bir 1+1 projemiz var. Yeni temelimiz de atıyoruz şu an. O da yani emlak sektörünün haricinde bir de inşaat sektörü evet, de evet, şu anda evet, faaliyet evet, gösteriyor. Evet. Bundan da inşaat sektörüne şu olayız, inşaat sektörüne yabancı bir aile değilsiniz. Değiliz, evet. Ben şunu söyleyeyim, belki bilmeyen olabilir diye söylüyorum. Müslüm Yanmaz, neyiniz evet. Oluyor? Amcam oldu, kuzenim oldu. Veman'ın evet, sahibidir. Sahipleri, evet, İstanbul'da büyük yazılı. Evet, evet. Yani siz inşaat sektörüne uzak olan bir aile değilsiniz, onu da yani özellikle belirteyim. Geçmişten gelen bir meslek, inşaat evet. Mühendisliğini de ondan seçtim zaten. Şöyle söyleyeyim, devam edelim. Tabii. Yani insanlara ben şunu öneriyorum. Diyorum ki şu an konut alma zamanı. Konut alın, daire alın. Bir de bankadan gidip kredi çekeceğinize ya gidin temelde güvendiğiniz bir müteahhite. Gidin deyin ki abi benim %30 param var. Ya ben gerisini de sana bitene kadar ödeyeyim. Gidin sağlam mı yapmak istiyorsun? Noterde sözleşme yapın. Tapum yok daha. Tapu öyle. Daha çıkmadı. Zaten %80'ine gelin de %70'e tapu da verecek de size. Olmadı gidin noterde tasdikli paranızı hesaptan atın. Tasdikli bir şekilde noterden sözleşmenizi yapın. Size kendi kendiniz yaşında adam sana diyor ki %30'a ben peşin verdim. Geri kalan da 12 ay taksitten yapayım. Vallahi billahi şu an bizim Urfa'daki müteahhitlerimizin, sayın müteahhitlerimizin yaptığını size bankalar yapmaz. Ben şunu da söyleyeyim yine aklıma evet. Getirdim. Konuşmalarınız hep evet. Beni çok şeylere evet. Tanık olduğum için. İsim vermeyeyim, reklama girmesin. Bir inşaat firması vardı. Karaköprü Şahsenesi'nin orada lüks bir site yapıyordu. Ve o zaman yanılmıyorsam 4,5-5 milyon civarında satıyordu. Dedi ki parası olan gelsin alsın dedi. Bak bu dedi 1 yıl sonra 2 yıl sonra 2 yıl. Fırsat. Şu anda var ya. Şu an fırsat. 2-3 katı. Vallahi billahi Ali Bey fırsat. Bak yemin içiyorum ya ben Urfalı vatandaşlarımıza ya ben size kardeşinizim. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Vallahi gelin alın. Bakın bir daha bu fiyatları göremeyecek kimse. Ya Ali Bey geçen Aralık'ta, bakın geçen yıl Aralık'ta beton fiyatı 1450 liraydı. Şu an betonu 2200-2300 liradan alıyoruz. Ya BİMS dediğimiz olay var ya, BİMS 4 liraydı, 5 liraydı. BİMS şu an 12-13 liralarda.
Yakıta tekrar zam geldi. Yakıt demek inşaatın bütün ana kalemlerine zam gelmesi demek. Ya ben sayın yatırımcılarımıza şunu söylüyorum. Faizden çıkın. Banka sizi sömürüyor. Faizlerin yükseltilmesi ne demektir biliyor musunuz? Türkiye Merkez Bankası der ki benim piyasadan parayı çekmem gerekiyor. Bu banka piyasadan çekmedir aslında. Çekmek içindir. Diyor ki kimse almasın. Kapitalizm dediğimiz olay bu. Diyor ben sizi yöneteyim. Parayı getirin bana. Ben size 50 pay sus payı veriyor size %50 ile. Bak vallahi diyorum ya. Ya ben hisse senedi ya. Hisse senedi alsınlar vallahi daha karlı. Yatırım fonları var. Yatırım fonlarına yatırın daha karlı. En azından dersiniz ben harama girmedim. Vicdan, yani şimdi bizi dinleyen Müslüman olmayan da vardır bir şey diyemem. Bizim dinimizce bu helal bir yön değil. Evet. Ama ben size şunu söyleyeyim. Faizin dünya genelinde bu işi yapabilen Amerika'da, işte Avrupa'da faiz dediğiniz olay genel olarak kapitalist sistemde parayı sistemden çekmektir. Halkın cebinden alıp insanları dizginlemektir. Bunu kanmayın. Mal alın. Malda kalın. Faizi bir gün düşürürsünüz, arkanıza bakarsınız, malı bir daha alamazsınız. Şu an tamamen daire alma vakti. Arsa alma vakti, tarla alma vakti. Şu an bu fırsatı kaçırmayın. Hani borsada derler ya grafiğin dibindeyiz. Evet. Evet, bizler dibini tutturamayız. Ama kepçeyi nereden atsan kârdır. Paran yoksa da diyorsun ki birleşin. Birleşin ya. Mehmet'ten Ahmet'le birleş. 4 kişi birleşin. Ya şimdi memursun. 2 tane öğretmensin. 3 tane öğretmensin. Ya kardeş ben yeni evlendim. Şimdi yeni evleniyoruz Ali Bey. Altın olmuş 2500-2600 liralarda evet. Gram fiyatları. Ya kardeşim sen yeni evlenmişsin. Evlendin hanımına de ki hanım bak ben bunu borcum için harcım için almıyorum. Geleceğimiz için alıyorum. Boz altınını git gayrimenkul al. Bakın Ali Bey son 5 yılda altının verdiğinden konutun verdiğini herkes gitsin. Ya çok basit. İnternet herkes Google'u kullanıyor. Şu telefonu herkes kullanıyor. Açın bakın. Deyin ki arkadaş bu Google'da çok rahat yazıyor. Diyor ki altın şu kadar yüzde arttırdı. Ama Urfa'daki 1 milyonluk daire 5 yıl önceki 1 milyon olan daire şu an 10 milyon oldu. Esentepe'de bir konut projesi vardı. Bilinmiş bir müteahhittir. 1 milyondan daireler sattı. Biz geçen gün bir dairesini sattık. 10-11 milyon belki 12. 11,5 milyona sattık. Biliyorum o. Aynen. 1 milyona sattılar. Evet, 1 milyona tabii. Sattılar. Ve kısa 2 yıl 3 yıl oldu. 2 3 yıl altın, aynen. Altın 11 katına çıktı mı? Aynen. Yok. 10 katı. Çıkmadı ya. Konut her zaman kazandır. Neden kazandır ona da geleceğim. Ya Ali Bey, şimdi Türkiye'de 84 milyon nüfus var. 54 milyon 18 yaş üstü, 30 milyon 18 yaş altı. Bu ne demek biliyor musunuz Ali Bey? 30 milyon insanın barınma ihtiyacı gelecek. Adam evlenecek, barınma ihtiyacı doğacak. Adam üniversiteye gidecek, barınma ihtiyacı doğacak. Şimdi Urfa Şehir Hastanesi yapılıyor. Barınma ihtiyacı doğacak. Kaç binlerce insan çalışacak. Yani memuru en fazla atanan illerden biri Urfa. Sen yalnız şu anda inşaat sektörü Urfa'da gerçekten hızlı yükseliyor. Evet. Peki arz ve talep birbirini karşılıyor mu? Çünkü insanlar diyelim ev almaya çalışıyor ama yetiyor mu? Yani şu anda satamıyor müteahhitlerimiz de var mı? Ali Bey, şimdi siz de televizyoncusunuz. Dikkatinizi çekmiştir. Bundan 4-5 yıl öncesine, 3 yıl öncesine kadar, hatta 2 yıl öncesine kadar internette bilmem neyin oğlu, işte o oğlu, bu oğlu projeye başladı. İşte bilmem ne projeler yapıyoruz. 120 ay vade, işte yapıyoruz 200 bin liraya daire, 300 bin liraya daire. Size soruyorum, görüyor musunuz böyle şeyler? Yok, şu anda yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Büyük proje bitti. Yok. Şu an Şanlıurfa'da da belediyede de o yoğunluğu görüyoruz. İşte bu depremden sonra bir yönetmelik de işte ondan dolayı projeler mecburen yapıyorlar. İşte asmakat projesi geldi, asmakat zorunluluğu geldi. 1 Temmuz'da proje birikti. O projelerden dolayı belediyelerde yoğun. Aslında proje yok. İnsanlar şu an müteahhitler maliyetlerden dolayı yapamıyor. Bu ne demek biliyor musunuz Ali Bey? Arz çekiliyor, talep bir keden onu çoğalacak. Şu an arz azalıyor. Müteahhitlerimiz geri çekiliyor. Çünkü maliyet arttı. Eskiden Ali Bey cebinde parası olmayan müteahhitlik yapıyordu. Niye? Yap sat değil, sat yap yapıyordu. Satıyordu, yap diyordu zaten başlarım, temelde yaparım. Eskiden işte birine giderdin derdi 6 aylık çek yap. Aynen öyle. Şimdi yok öyle bir şey. Adam diyor getir minimum 2 ay. Bu aralar biraz daha başladı ama 2 ay. Şimdi ben de size onu soruyorum. Dediğiniz gibi müteahhit proje yapmazsa
konut çıkmazsa, bir yandan da nüfus artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya 3 çocuk 4 çocuk. Evet. Tamam, Urfa zaten 16.7 ile en genç nüfusa sahip, Urfa için konuşuyorum. Nüfus artacak. Şu an müteahhit maliyetler yüksek diye daire yapamayacak. Size sorayım, ne olacak? Şimdi ben bakıyorum, geçen gün bir yatırımcımızla oturuyorduk. Harran'dan geldi. Dedi ki ya dedi, benim dedi 8 tane çocuğum var. Dedi ben hepsine birer tane ev alacağım. Döndük müteahhite gittik. İşte bunu beğendi. Dedi ki buradan daire alalım. Sattık. Sonra döndüm dedim ya abi, seneye de bir daha mı alacaksın çocuk gitti. Ya dedi bunlar dedi benim iki hanımdan. Dedi ben de daha diğer hanımda 8-9 tane daha çocuk var, onları da alacağım. Şimdi Urfa böyle bir memleket. Evet. Adam çiftçilikten para kazanıyor, nereye getiriyor? Konuta getiriyor. Urfa şu an Ali Bey, Urfa için özellikle konuşuyor. Türkiye genelinde evet, bu genel olarak zaten bu böyle ama Urfa'nın çok iyi bir özelliği var. Nüfus artışı çok hızlı. Nüfus artışı çok hızlı. Bu ne olacak? Konut üretilmeyecekse bu konut fiyatı artacak. Talep artacak, konut fiyatı yani artacak. Yani konut fiyatları arttığı zaman otomatikmen de ya yerinde sayacaktır ya bir düşüş yaşanacak veya belki maliyeti üzerine satacaklar. Aynen öyle. Ama şimdi öyle bir şey var ki Ali Bey, müteahhit de diyor ki kardeşim diyor ben ölmemişim. Bu mal da çalmamışım. Ben satmıyorum. Parası da varsa durduruyor, o da kar edecek. Biraz dedim ya, o da bir yatırımdır aslında. Müteahhit de yatırım yapıyor. Ama şöyle bir olay var. O dedim ya sat yapçı. Şimdi piyasada olanlar yapsatçı. Cebinde parası olmuyor. Müteahhit zaten piyasaya çıkmıyor. Şu an piyasada belli bölgelerde, özellikle Atakent, Doğukent, Karaköprü bölgesinde hep sağlam müteahhitler var. Adamlar malzemesini almış, kenara koymuş. BİMS'ini almış, inşaatın önüne koymuş. Ben de öyleyim Ali Bey. Alıyoruz, koyuyoruz. Biz de enflasyona ezilmememiz lazım. Yani mecbur siz de kendinize göre plan yapıyoruz. Kendimizi korumaya alıyoruz. Evet, bir de Sayın Yılmaz, özellikle geçmiş zamanlara baktığınız zaman işte biz tabii bir odalı, iki odalı evlerden geldik. Evet. Daha sonra bir 3+1, 4+1 dubleks şeyi başladı. Evet. Yani alımları çok başladı. Şimdi özellikle insanlarımız daha küçük evlere yönelmeye başladı. Mesela siz de şu anda inşaat yapıyorsunuz. Tabii. Özellikle ağırlıklı olarak 1+1, 2+1 daha çok tercih ediyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi alım gücü. Çünkü maliyet arttığı için insanlar dönüyor diyor ki şimdi Urfa'da 10 milyona 4+1 dairede satılıyor. Tam 7'ye 8'e satanlar da var ama adam diyor ki ya ben alamıyorum. Bari malı küçülteyim. Ne alacak? Şimdi adam arabayı bozuyor, 1+1 daire alabiliyor. Bir 1+1 daire 2 milyon. 1.900, 1.800. Şimdi adam diyor ki ben evlendim. Benim bir arabam vardı, yatırım olsun. Evlendiğimde de bir altınım vardı. Birleştiği bir 1+1 daire alabiliyor. Ama birleştirip 4+1 daire alamıyor. Bir de 1+1'in daire getiri, kira getirisi de çok yüksek. Yani şu anda 1+1'e daha çok talep tabii var. Tabii ki 1+1, 2+1'e çok talep var. Aile diyor ki işte diyor ben 3+1 alamıyorum. 5 milyona, 4 milyona, 3 milyona alamıyorum. Ben gideyim diyor 2+1 daire aldım 3 milyona. Bir de şeyi de hesaba kattığın zaman ısınma fonksiyonu. Isınma problemi doğuyor. Artık bir de Ali Bey, şimdi eskiden herkes 4-5 çocuktu. Yani Urfa'nın yerlisinden bahsediyorum, köylüsünden değil. O Haranlı gibi değil. Haranlı gibi değil. Yerlisinden, bizlerden bahsediyorum. Eskiden biz en az, ben 4 kardeşim mesela. 4 kişiydik. Şimdi 1-2. Şimdi 1-2. 2 yaparsan elini başına koy. Yok. Adam diyor ki ben memurum, bir çocuğum var, bir oda bana yeter. Ondan dolayı 2+1 tercih ediyor. Ve Ali Bey, şimdi 1+1 bir dairenin getirisi, kira getirisi 15 bin lira. 15 bin liraya onu kiraya veriyor. Üstüne 5 koyuyor, 20 bin liraya 4+1 daire tutuyor. Evet, aynen. Adam diyor ki ben bunu yaparım. Yani ben yatırımcılarımıza 1+1, 2+1 küçük daire şu an müteahhitten kendilerine fon oluşturarak %30, %50 parayı verip gerisini taksitten daire almayı öneriyorum. Kesinlikle bunu yapsınlar. Bankadan kredi çekmek yerine böyle fonlara başvurabilirler. Artı zaten faizler yüksekken de daireyi hemen alsınlar. Çünkü faizler düştüğü anda bu konut fiyatlarını burada göremeyecekler. Onun dışında yani söyleyeyim. Yani faizlerin düşmesiyle birlikte konut fiyatlarında müthiş bir yükselme olacak. Diyorsunuz. Çünkü bu aynen. Konuda ama bunun bir yıl, bir buçuk yıl diyemeyiz. Aynen, 6 ayda diyemeyiz. Bunu Merkez Bankası bile şu an ne zaman düşeceğini evet bilmiyor. Bir de Sayın Yılmaz, aynı zamanda inşaat sektörünün haricinde yine bir markanın evet emlak sektörünü evet yapıyorsunuz. O markanız da yani emlak sektörünüzle ilgili bir açıklamada bulunursunuz. Yani tabii sabahtan beri bunları akşamları evet anlatıyorsunuz evet ama
özellikle firmanızdan da biraz bahseder misiniz? Tabii ki Ali Bey, ne demek, insanları aydınlatmak isteriz bizler de. Şimdi Ali Bey, bizim markamız köklü bir marka. Biz güvene dayalı bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Diğer işte bizim Urfa'nın diliyle tahtalar kerevit. Kerevitteki emlakçılar gibi emlakçılık yapmak istemiyoruz. Yani 6 metrekarelik bir yerde bir masa sandalye koyup da bir emlakçı değilsiniz. Biz bunu yapmıyoruz. Bizim ofisimiz 600 metrekare. Ofisimizde özel görüşme odaları var, toplantı odaları var. Şu an 20'ye yakın danışmanımız var. Bu danışmanların hepsine MYK belgesi aldırmışız. Hepsi sınava girmiş. Kaç eleman şu anda size bulunuyor? Şu an 20 personel var herhalde, 20'ye yakın aynen. Müşteri temsilcisi. Müşteri temsilcimiz var. Bir profesyonel bir çalışma içerisinde. Profesyonel çalışma içerisindeyiz. Tamamen şimdi biz sizin cebinizdeki para almakla uğraşmıyoruz. Ali Bey, bana geliyorlar diyorlar ki benim 10 liram var, 10 milyonum var. Ben diyorum ki senin 10 milyonun olabilir ama ucuza 2 milyonluk mal var. Diyorum 8 milyonun kalsın, ucuza mal gelirse tekrar alırız. Ama şimdi bizim bazı meslektaşlarımız da demeyeyim benim, emlakçı diye geçinen bazı kişiler var. Ya adama 10 milyon getirirse diyor, 10 milyon şimdi komisyonu hesaplıyor. Diyor %2 artı KDV alacağım diyor. Sizin de Urfa'da KDV MDV de yok da alan da yok. Biz alıyoruz, fatura kesiyoruz, alıyor. Ama Urfa'daki emlakçı diyor ki ya %0.5 de olur. Yani emekli olmuş gitmiş emlakçılık yapıyor. Bizde böyle bir şey yok. Bizde tamamen herkes uzman ekip. Profesyonel uzman. Bizim Salih Bey var, Salih Yaşar, o da ofis direktörümüz. Benden sonra ofisin temsilciliğini yapıyor. Mesela Salih Bey sistemi yönetiyor. Bizim danışmanların başında o var. Tim başkanı olarak o var. Biz tamamen müşterilerimizin daha iyi yatırım nasıl yapabilirler? Biz tamamen o daireyi aldıktan sonra mesela daire mi aldılar? Yatırım mı yaptılar? Biz diyoruz ki arkadaş, sen bu daire 2 milyon aldın. Şu kadar dolar ediyor. Dosyan burada duruyor. Bu şekilde dosyan duruyor. Bakın, satmaya geldiğinizde biz bunu tekrar satarız. İnsan satamayacağı malı aldırmıyoruz biz kesinlikle. Bizim ofisimizde böyle çok dürüst ve güvenilir bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Sayın Hoca, diyelim ki ben evimi satacağım. Evet. Sizin eksperi geliyor, evet, işi bilen. Ücretsiz bir şekilde. Ücretsiz şekilde eve bakıyor. Ben normalinde 5 milyon diyelim istiyorum. Evet. 4 milyon istiyorum veya 3 milyon istiyorum. Siz orada diyor musunuz, senin evin kardeşim 5 yetmez, edeceği 2, 3. Söylüyoruz. Çünkü biz niye söylüyoruz? Biz başarısız olmayı sevmiyoruz. Başarısızlık kötü bir şey. Şimdi ben size dersem ki o portföyü alayım, reklam olsun diye oraya bir pankart asmıyoruz. Biz sadece pankart asmıyoruz. Böyle durumlarda adam halen istedi. Almıyoruz. O iş almıyorsunuz değil mi? Kesinlikle almıyoruz. Çünkü biz emek harcıyoruz. Ya Ali Bey, şimdi biz o diğer emlakçıya gibi pankart asalım. Değil. İlan girelim. Değil. Sarı sayfa var. Sarı ilan sayfası var. Bilirsiniz. İsim vermeyeyim. Canlı yayındayız. Şimdi oranın fiyatı yüksek. Orada Şanlıurfa'da 41 tane esnaf var sadece. Urfa'da 4000 üstünde emlak tabelası var. 41 tane taşınmaz belgesi olan var. Bunlardan biri biziz. Peki Urfa'da, yani siz emlak sektöründe olduğu için ben bunu soruyorum. Emlak Şurası Başkanımız da vekili, ilerleyen haftalarda ben canlı yayını alacağım. Evet. Urfa'da vergili vergisiz, levhal levhasız, merdiven alt dediğimiz veya korsan olan. Toplam kaç tane emlakçı var tahmini? Ben şunu söyleyeyim size. 41 tane ticari taşınmaz belgesi olan şey var. Onlar tamamen, ben herkes teşekkür ederim o belgesi olanlara da. 41 tane bu belgesi olan var. Geri kalan 4000'e yakın söyleniyor. 4000 tane. 4000'e yakın emlak. Bir de yanına şimdi eklemişler ve otomotiv. Ben galerici arkadaşlara da üzülüyorum. Yukarıda otonomi, bu galericiler şey var. Gidip orada bir sürü para veriyorlar. Hala merdiven altı galericilik yapan arkadaşlar var Karaköprü'de. Yanına bir de emlak koyuyorlar. Bu nasıl önlenecek? Bu nasıl önlenecek? Ben Emlakçılar Odası Başkanımıza sesleniyorum ve Ticaret Bakanlığı'na sesleniyorum. Kapatın. Tabelalarını indirin. Belgesi yoksa yapmayın. İnsanları dolandırıyorlar. Bu dolandırıcılıklar nasıl oluyor Ali Bey? Adam gidiyor 50 metrekarede emlakçılık yapıyor. Tanınmamış, güvenilir yok, sistem yok, hiçbir şey yok. Adam diyor ki ben 2 milyon daire, daireyi alıyor. Hani derler, tapuya bile gitmeyen emlakçı var. Sonra kaçıyor. Yok, ortada yok adam. Bir de şöyle bir olay var, sen yanmaz. Şimdi normalinde diyelim ki yine emlakçılık yapıyor işte küçük bir dükkanda. Evi kiraya veriyor. O kirada, kira verdiği kişide sıkıntılar çıkıyor. Sıkıntılar çıktığı zaman işte ev sahibi diyor, kardeşim bunu çıkar, ben ne yapayım kardeşim diyor. Ama bizde nasıl var? Şirket avukatı var. Bizim şirket avukatımız var. Siz kira sözleşmesini biz de avukatla beraber hazırlıyoruz. Tamamen avukat. Hukuki yönden avukatımız öyle bir olay olduğunda
Biz diyoruz ki bakın avukatımız hazırladı bu sözleşmeyi. Yani profesyonel çalışma budur. Tamamen budur. Şimdi adam geliyor. Diyorlar ki mesela şimdi geçen diyor diyor abi biz sözleşme avukat hazırlanmıyor ama biz şey alıyoruz. Tahliye tahtnamesi. Kardeşim sen bir hukuku takip et. Yargıtay'ın kararı var zaten. Sen istediğin kadar tahliye tahtnamesi al. Şu an Yargıtay iki kararla bozdu o işi. Sen istersen tahliye tahtnamesi göster mahkemede böyle göster. Devlet diyor ki piyasa koşulları ve daire bulamadığı için kiracı bunu zor şartlarda imzalamıştır. Bir de gidiyorlar tarihsiz atıyorlar onları. O zaman tahliye tahtnamesi de şu anda mahkemelik olduğu zaman bir nevi etkisi evet, yok. Evet şu an Yargıtay'ın emsal kararı var. Diyor ki bu oldu şu an emsal kararları takip ediyoruz. Siz şu an giderseniz istediğiniz kadar tahliye tahtnamesi alın. Hele bir de sözleşmeyle aynı tarihi atmışsanız tamamen bitti. Çünkü diyor ki adam tamamen evet sen bu sözleşmeyi imzalatırken tahliye sözleşmesi imzalayamazsın. Abi tahliye tahtnamesi imzalattım. Adam sana diyor ki bu kiracımı çıkar. Destek olsana sen. Şimdi siz bir araba aldığınızda X markadan ne yapıyorsunuz? Servise gidiyorsunuz bir arıza çıkınca. Aynı şekilde bizden kiralama yapsalar, daire alsalar, tarla alsalar, arsa. Şimdi bizde bir de mimari ofis var. Biz biri bizden arsa aldığında ön etüt proje çalışmasını yapıyoruz. Bakın buradan bu kadar daire çıkar kat karşılığı verirseniz diye projelendirme yapıyoruz. Veya bizden bizim fıstık değerleme uzmanımız var. Biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Adam biz fıstıklı kalıyor. Diyoruz ki fıstıkları getiriyoruz, kontrol ediyoruz. Bakın diyoruz buradan bu kadar adet ağaç var. Bu kadar adet ağaçtan şu kadar yılda fıstık alırsınız. Bir yıl bu kadar alıyorsunuz. İkinci yıl biliyorsunuz fıstık bir yıl var, bir yıl yarım gelir. Şu kadar alırsınız diye biz bunu uzmanlarımızla beraber çalışıyoruz. Ama diğeri geliyor Ahmet Ağa eli kolu arkasında. Ama sen burayı al güzeldir. Abi böyle bir yatırım yok. Yok. Sonra diyor ki aldı sat diyor. Abi piyasa yok satamam diyor. İşte ama gelip sizin gibi bir uzmanda danışsa. Danışsa ya onları... belki de ben diyeceğim ki abi sen bu daireyi alma bu arsayı da alma. Git şimdilik altın al bekle. Yatırım ve tasarruf uzmanısınız. Aynen yani biz. Yani burada bu önemli. Ya ben şunu söylüyorum. İşi bilenden soracaksın. Aynen Ali Bey ben Urfa vatandaşlarımız diyor ki ben ücret almıyorum. Ofisime gelin. Benle çay kahve için sohbet edin. Yemeğimi yiyeyim. Vallahi ücret almıyorum. Biz şimdi nasıl içiyoruz? Diyorum ki gelin sohbet edelim. Ya yönlendirin benimle alışveriş yapmak zorunda değilsiniz. Ama gelin sohbet edelim. Abi sen ne yapıyorsun? Paranızı yönlendirelim. Ben sizden herhangi bir işlem yapmayana kadar benim ofisim sizden para da talep etmiyor. Eksperi de ücretsiz yapıyoruz. Ama hala bizim halkımız diyor ki Ahmet bizim babamın emlakçısıydı. Ahmet senin emlakçındı da tamam biraz daha az para veriyorsun diye ona gidiyorsun ama ya kardeş bu adam malın etrafında durmuyor. Senin paranı yönlendirmiyor. Sen o daireyi istiyorsun diyor o daireyi sana alıyor. Ama ben diyorum ki sen o daireyi istesen de mantıksızsa ben sana diyorum ben sana bu daireyi almam. Ben sana bu arsayı almam. Şimdi bizim yanlış İstanbul'da da ofis var. Orada. Aynen İstanbul'da da ofis var bizim. İstanbul'daki ofiste de bizim Arnavutköy'de benim o bölgede çok çalıştık 2015'ten beri. Arnavutköy'de havalimanın etrafında yatırım yapıyordu galiba. Bunu da bir anlatayım. İnsanlar geliyor diyor ki ben Kanal İstanbul'un etrafında istiyorum. Ya abi bak gerçekler real bir ve gerçek olay varken hayalin peşinden koşma. Bak bu havalimanının temeli atılmış. 3. İstanbul Havalimanı. Atılmış. Gel bunun etrafından yaz. Yok Kanal İstanbul olacak. Araplar oradan yer almış. Oradan. Hayalin peşindeler. Kanal İstanbul gitti. Bak ben sana realden dedim al. Sonra birileri geliyor. Diyor ki Kuzey Otoyolu'nun kenarından al. Bak kardeşim. Burada bir ekmek varsa ilk başta devlet yer o ekmeği. Sana yedirmez. İnsanlar gittiler aldılar. Şimdi dün haberlere çıktı. Kanal İstanbul iptal. Mesela. Aynı olay Urfa için de geçerli. Ali Bey, evet. Şimdi Urfa'da bir söylemde işte yeni üniversite bölgesi, yeni hastane bölgesi, yeni bir şey bölgesi. Ya kardeşim bu burada yazıyor olabilir ama burası Türkiye her an her şey değişebilir. Oyu iptal ederler, yeni bir şey yaparlar oraya. Yapmadılar mı belediye bundan önce de yerler sattı. İstanbul'da işte Kanal İstanbul'da. Kanal iptal oldu. Aynı örnek. Urfa'da da aynısı. Şimdi mesela Urfa'da diyorlar ki işte yeni üniversite bölgesi. Kardeşim yeni üniversitenin temeli atıldı mı? Şehir Hastanesi'nin sözü çıktı Ali Bey Urfa'da. Kaç sene sonra temel attılar ihaleden? Hatırlıyorsanız. Evet. Daha yeni bitti. Aynen. 10 sene daha oldu. Bitmedi halinde. Daha bitmedi. Hala da bitmedi. 10 seneyi de geçti. Kardeşim yani sen neye göre bunu söylüyorsun? Ha iptal de olabilirdi. Evet. Peki sen yalnız yatırım konusunda değiniyorsunuz. Yanlış yatırım yapılmaması, doğru yere yatırım yapılması için. Peki bir yatırım uzmanı olarak şunu sormak istiyorum.
insanlarımız Urfa'da nerelere yatırım yapsın? İnsanlarımız Urfa'da şehrin bittiği noktaya yatırım yapsın. Şehrin bittiği noktalar. Yani gidip zaten doymuş bir bölgeye yatırım yapmasınlar. Şimdi ben bölgeleri burada söylemeyeyim. Ofisimize gelsinler. Şimdi çok tutmayayım. Daha da konuları uzatmayayım. Şehrin bittiği noktalar en önemli noktalar. Ya arkadaş burada imar bitti bu çizgide. Git tam o bittiği noktadan ham tarla al. O otomatikmen patlayacak burası. Ya bu şehir burası. Büyüyor. Ya devletin yatırım yaptığı yere yap. Şimdi Kuzey projesi var bu belediyenin. Tokiler, Kaşmerdağ bölgesi. O bölgelerde. Şimdi devlet oraya bir yatırım yapmış değil mi? Orada patlayacak mı diyorsun yani? Şimdi buraya yatırım yapmışsa şimdi göz var, nizam var. Ya bu adam buraya yatırım yapmış. Devletin yatırım yaptığı yere sen de yatırım yap. Şimdi eskiden Tokiler vardı, Maşuk Tokiler. Evet. Maşuk Tokinin etrafında Toki yapılmadan önce ne vardı? Hiçbir şey. Toki geldi. Devlet kendi konut yaptığı yere... Şu anda en kıymetli yer oldu. Evet. Bu kadar basit. Şehrin bittiği yere yatırım yap. Şimdi bizim geçen bir olay anlatayım. Bir müşterimizden sahaya çıktık, geziyoruz. Müşteri dedi ki, ben bu bir işte şeyi bana söyledi. Mardin yolunda bir yer söyledi. Ben buradan istiyorum dedi. Ya ben dedim ki abi, şehir hastanesi sence de şimdi gerçekler, yani olaylar bir doygunluğa geldi. Mesela şehir hastanesi oldu, bitti. Şimdi bir de şeyler gelecek, personeller gelecek, bir yere kadar gelecek. Abi tam bu hikaye bitiyor artık. Orası tıkanacak. Bitiyor. Evet, yeni aynen. Hikayeye geçelim. Yeni hikaye nedir? Ya bu şehrin bu tarafı var, kuzeyi var, batısı var. Ya bu kuzeyde bak devlet yatırım yapıyor, belediye yatırım yapıyor. Yeni yollar açılıyor, 50 metre yol açılıyor. Ya Maşuk. O Toros gübre var. Evet, biliyorsunuz. Biliyorum. O Maşuk bölgesinde mesela. Ya ben 50 metre yol açıldı. İnsan diyorum ki bak şehir... Ya, yanılmıyorsam Azerbaycan Bulvarı. Azerbaycan Bulvarı aynen. Azerbaycan Bulvarı. Ya kardeşim bakıyorsun... Çok kıymetledi. Şehrin ortasında kaldı. Ya kardeşim daha çok gözde arama. Git Maşuk'a yatırım yap. Bak açık açık söyleyeyim. Ofise gelmeden söylüyorum. Yatırım yapın Maşuk'a. Bir de şöyle bir olay verirsen yanmaz. Şimdi bundan 5-10 yıl demeyelim de yani 5-6 yıl içerisinde özellikle bizim dağ eteği. Evet. Çok talep vardı. Evet. Şu anda yanılmıyorsam dağ eteğinde bir talep azaldı, bu tarafa kaydı. Şimdi değil mi? Ali Bey, dağ eteği özel imar. Dağ eteği devletin açtığı bir imar değil. Bir kişinin bakanlıktan izin alarak açtığı özel imar. Bu Tülmen'de de var. Tülmen'de de villa imarlı yer var. Parselasyon yapıldı evet. Orada. Ya bir kişi 20 dönüm üzerinde gittiğinde belli bir kesinti yaparak... Ama şimdi devlete... bir ara çok talep vardı oraya. Evet, niye? Şimdi bu, ben buradan söyleyeyim. Şimdi çok borsada bir tabir vardır, tahtacı tabiri vardır. Boğa girdi derler, boğa sezonu derler, işte balinalar işte piyasada derler diye tabirler. Aynı olay gayrimenkulde de var. Şimdi adam, şöyle söyleyeyim, bir yerden mal alıyor, topluyor. Sonra yüksek ilanlarla, yüksek fiyatlarla ilan girmeye başlıyor. Oranın piyasasını şişiriyor. Urfa'da dedikodu çabuk yayılıyor. Yayılıyor, diyor ki dağ eteği uçacak, dağ eteği kaçacak. Aynen de öyle oldu. Heh, öyle oldu. Şimdi bakıyorsun daha şimdi özel imar olduğu için devlet sana altyapıyı hemen getirmek zorunda değil. Gerçek mi yalan mı onu da bilemiyorum. İşte dediniz ya dedikodu. İşte İbrahim Tatlıses bir olarda arsalar aldı şeklinde. İşte ha. Biraz önce dediğimiz olay şeyde yap. Kanal İstanbul'da yapılıyordu. Dün Yargıtay karar çıkardı. Kanal İstanbul projesi iptal. Orada yer alanlar gümledi. İmar planı da iptal ettiler. Şimdi bu siyasi dengedir. Bugün X parti gelir. Oraya imar verir, Y parti gelir, imarı kaldırır. Ama zorunlu imar verilecek yerler vardır. Şimdi Atakent bölgesinde imar var mı zaten? Var. Atakent'in bir sonrasına mecbur imar gelecek çünkü şehir o tarafa gidiyor. Urfa'da belli bir alanda villa imarı var. Maşuk'a artık bu villa imarının atması lazım. Yani daha doğrusu yani, Urfa imarı biraz daha... Kuzey. Kuzey bölgesi. Eskiden daha terse gidiyorduk. Kuzey batı kuzeye yöneldik. Köşeye yöneldi değil mi hocam? Yöneldik. Kaşmerdağ projesi olsun işte Toki, Maşuk bölgesi olsun, Mehmetçik bölgesi olsun. Aynen. Orada inşaat sektöründe gerçekten büyük gelişmeler oluyor. Tabii ki gönül istedik ki Urfa'nın her tarafı. Tarım arazileri hariç. Tarım arazilerine girmelerini ben hiç istemiyorum. Yani özellikle bu Mardin yolu civarlarının o bölge imarı açılmaması gerekir. Şimdi bir bölge, şimdi şöyle bir olay var. Ben onu da örnek vereyim. Mesela Mardin yolundan Mardin'e giderken sol taraf var.
sol tarafta. Sol tarafı kullanabilirsin. Kullanın, ama sağ açın. Şimdi ben geçen bir araziye gittim. Ya arazinin dibinde bina var. Yanı pamuk arazisi. Ya neyi bekliyorsun? Aç burayı imara. Zaten artık oradaki azottan, artık o aracın verdiği zarardan, o pamuktan fayda bekleme. O buğdaydan, o mısırdan fayda bekleme. Aç. Peki orası dediğiniz yer mesela imara açılmış mı? Mesela o tarafın bir kısmı imara açılmış. Karşıya kasırın o Şanlıurfa Spor Testleri'nin olduğu bir kısım açılmış. Ya Yeşilufa denen kısım açılmış. Dibe gelmiş pamuk tarlası. Ya Mardin yolundan bir çizgi çiz. O Mardin yolunun kenarını komple aç. Zaten üniversitenin falan da yeri var orada. Aç. Tamamen kısa kat veya büyük uzun kat, yani 10 kat. Ne veriyorsan ver ama aç. Zaten o pamuk tarlası artık fayda bekleme. Verim düşecek orada. Aç. Evet. Sayın Yılmaz, programın sonuna doğru yaklaştık. Evet. Bir de inşaat mühendisi olmazdan dolayı bunu sormak istiyorum. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle yüksek katlı değil de bitişik dizayna daha çok önem veriyor. Evet, yatay mimari. Yatay mimariye. Yatay mimarinin tabii önemi var. Bu depremde yaşadık, Alabi'de göstermesin. Siz inşaat mühendisi olarak siz de bu fikre katılıyor musunuz? Yani yüksek katlara karşı mısınız? Şöyle, ben yüksek kata karşılık değilim. Şimdi Tokyo'da, Japonya'da da yüksek kat var. Siz temelini, ama sağlam. Sistemini yaparsanız, ya Ali Bey, bu tamamen bizlerden kaynaklı. Bizler bilinçli değiliz. Biz gidiyoruz mutfak dolabına bakıyoruz. Büyük mü küçük mü bakıyoruz? Ya duvar kağıdına ben bakıyor, daha bu kadar bu işin içindeyim, gelip bana beton sınıfını soran görmedim. Statin de soran görmedim. Ya isterseniz 50 kat yapın. İstanbul'da yok mu? Safir var, diye aynen. Bir bina var. Çok meşhur bir binadır. İstanbul'da bilmeyen yok. Çok yüksek. İstanbul'un en yüksek binalarından biri. Ama sağlam yapmış. Ama sismik izolatörünü kullan. Ben şimdi Ali Bey size söyleyeyim. Bugün Urfa'da bir müteahhit sismik izolatör kullansın, daire başı 1 milyon artıyor. Verecek miyiz? Hı. Şimdi adam ya adam diyecek ya adı 3 artı 1 işte. Diğeri 4 milyon satıyor. Sen niye 5'e satıyorsun? Çünkü bilinç yok. Biz diyoruz duvar kağıdın güzelmiş. Aa kahverengi diyoruz. Aa beyaz diyoruz. Duvar kağıdına karşı mısınız? Duvar kağıdına karşıyım, evet. Onu aklıma gelmişken sorayım. Duvar kağıdı bence... İnşaat mühendisinden dolayı ben bunu soruyorum. Evet, ben duvar kağıdını mecburen yapıyoruz. Biz de yapıyoruz inşaatımızda ama ben şahsım evimde bile kullanmıyorum. Karşıyım. Çünkü Urfa'da... Niçin karşınız Sayın Yılmaz? Şundan kaynaklı. Bir, duvar kağıdı evdeki o basık havada, özellikle mesela yazın cam açmıyoruz. Klima değil mi? Sigara kullanıyorsun evde. O bütün şey bakteri, bütün kötü koku duvar kağıdına siner. Kir, toz, her şeyi duvar kağıdı çeker. Tamam mı? Ondan sonra o duvar kağıdı artık bir süreden sonra sararmaya başlıyor zaten. O duvar kağıdındaki bütün pis hava vesaire sen solumaya başlıyorsun duvar kağıdında. Ama ben şunu öneriyorum. Duvar kağıdı yerine, bir de Urfa'da sıcak olduğu için duvar kağıtları atar, kalkar. Birleşme yanlarında o yapışkanlar artık kurur ve kalkar. Ben duvar kağıdı yerine antibakteriyel boyalar tavsiye ediyorum insanlara. Eskiden zaten duvar kağıdı diye bir şey yoktur. Bu da bir kapitalist sistemin şeyi. Ama duvar kağıdını çıkartıyorlar satmak için. Batı illerimizde duvar kağıda belki çok rağbet yoktur. Yok. Urfa'da daha çok oldu. Adam yıllarda geliyor mesela, diyor ki bu boyanın markası ne? Kaliteli mi? Şimdi bazı markalarda boya çıkarmışlar. Üstüne çaydanlığı çay döküyorsun. Sil geç. Boya daha kaliteli. Sağlıklı ve kaliteli diyorsunuz. Aynen. Ben de işte bize gelen hanımefendiler, özellikle konut almak isteyenler geliyor, diyor ki ya Hüseyin Bey veya bizim işte danışmanlar atıyor. Abi diyor hanımefendi geliyor diyor. İşte evin mutfağı büyük mü? Mutfak dolabı nedir? İşte şu marka ankastre set var mıdır? Ya diyor ki abi hiç soran yok diyor ya. Ya bu adam deprem de gördük yakın zamanda. Belediye statik şey var mı? Ya bu mimarisi düzgün mü? Ya bu adam düzgün mü müteahhit mi? Ya bu adam beton düzgün mü? C25 mi kullanmış? C30 mu? Yok. Ben insanlara onun için şunu diyorum. Sağlam müteahhitten. Şimdi ben inşaat mühendisiyim. Benim ortağım da var. Abim mimar. Bir ortağım da var. 3 ortağız inşaat sektöründe. O da Mustafa Yanmaz. Onlar da inşaat mühendisi. Ben bir müteahhitim ama biz bu işin hem okulunu yani okuduk. Yani okulunu okumuşsunuz. Hem de Yanmaz aileden geliyor. Evet. Şimdi adam kasap müteahhit oluyor. Adama diyorsun abi C kaç kullanır? Diyor C nedir? C nedir? Aynen aynen. Adama diyorsun şey abi herkesten daire almayın. Gidin bakın bu adam yapı denetimi düzgün mü? Ya bu adam betonu düzgün kullanıyor. Bu adam kim ya? Abi Urfa'da parası olan müteahhitlik yapıyor. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Depremi yaşadık. Yani buna çok önem vermek gerekiyor diyorsunuz. Aynen. Kesinlikle. Ben bizden gelip ofisimize ziyaret edeceklere de söylüyorum. Lütfen dairelerin rengine kanmayın. Daireler sağlam mı? Kim yapmış? Ya mühendisi kim? Ya bu adam statini düzgün yapmış mı? Bunlara bakın.
Ben şöyle söyleyeyim Sayın Yılmaz, program içerisinde de söyledim. Yılmaz ailesi bir ferdisiniz. Evet, teşekkürler. Örnekler Urfa'nın ilk marka dediğimiz çok işte sitele ve masiteleri falan. Çok teşekkürler. Sayın Müslüm Yılmaz'ın eserleri bunlar. Evet, çok teşekkürler. Yani inşallah bundan sonra kazasız belasız inşaatlarla size nasip biz etsin. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz dürüst olmaya çalışıyoruz. Doğru ticaret yapmaya çalışıyoruz. Ya elimizden geldiği kadar insanların cebindeki o paraları alın teriyle gıdım gıdım biriktirdiği paraları doğru yönlere çevirmeye çalışıyoruz. Daire yaparken de biz oturacakmışız gibi. Hani derler ya ben yemediğimi satmam. Aynı şey oturmayacağım şeyi satmam mı? Ben yapmayacağım yatırımı da yaptırmam. Almayacağım yerden aldırmam. Yani o sebepten dolayı ben gerçekten ücretsiz de yapıyoruz bu işi. Ben insanları hala anlamıyorum niye gelmiyorlar ücretsiz yaptığımız şeyde. Gelenler de var sağ olsunlar. Gelin faydalanın. Ya ben yokum Salih Bey var. Salih Bey yok Halil Bey var. Mustafa Bey var. Ofis 20 kişilik ekip. Bu programdan sonra insanlarımız siz ofisi ziyaret edeceğine eminim. Çünkü çok güzel konularda insanlarımıza tabii güzel aydınlatıcı bilgiler verdiniz. Sayın Yılmaz çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sonuna ederim. Doğru geldik. Rica ederim. Ve son olarak sevgili Şanlıurfa halkına ve Güneydoğu TV izleyenlerine neler söylemek istersiniz? Ben Güneydoğu TV izleyenlerimize ve Şanlıurfa bizi dinledikleri için bize bu zamanı ve vakti ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar dilemek istiyorum. Ofisimize bekliyorum. Çayımızı kahvemizi içmeye bekliyorum. Yatırımlarınızı kimseye kaptırmayın. O biriktirdiğiniz, zorlukla biriktirdiğiniz paralarınızı yanlış insanların eline teslim etmeyiniz. Gelin bunu fikir alışverişine bulunalım, istişareler yapalım. Sizi doğru yönlendirmeye çalışalım. Kesinlikle inşallah faydalı olabilmişizdir. Sizin paralarınız gerçekten bizim paralarımız. Biz dürüst olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz. Hepinizi bekliyorum ofisime. Ben burada olmasam da dediğim gibi İstanbul'a da gidip geliyoruz, işlerimiz var. Ama telefon numaramı da vermek istiyorum. Var mı bilmiyorum. Yayınladık mı telefonumuzu? Yani orada reklama girdiği için telefonu açayım ama normal bir bant olarak girelim. Aynen. Ondan. Telefon numaramı da ben de burada söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsiniz. 0532 643 9763. Bu benim telefon numaramdır. İstediğiniz gibi arayabilirsiniz. İstediğiniz gibi gelebilirsiniz. Biz abi kardeş gibi alışveriş yapmak için sohbet ederiz. Burada nasıl Ali Bey'le ettikse sizlerle de ederiz. Otururuz. İnşallah elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırız. Sakın ha sakın umutsuzluğa yer vermeyin. Umut her şeyin ilacı. Ekonomide çok iyi olacak. Fırsatları değerlendirin. Umudunuzu kaybetmeyin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olun. Ayağınıza, dinize sizlere sağ olun. De çok teşekkürler. İnşallah ilerleyen haftalarda yine siz İnşallah burada İnşallah eğer olursa ölmezse kalmazsak faydalı olmak için çok gelirim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler. Ali Kılıçdak Gündem programının sonuna geldik. Bu akşamki konuğum yatırım ve tasarruf uzmanımız aynı zamanda inşaat mühendisi olan ve Şanlıurfa'da inşaat sektöründe de faaliyet gösteren Sayın İbrahim Halil Yılmaz'dı. Ben kendilerine teşekkür ederim. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.